Herkese günaydın. Tabii siz benim videoları bir gece yarısı izliyorsunuz ama ay bu neydi bu sürekli sabrı. Yine de herkese günaydın bacım. Evet. Girmiş biraz zaten. Çocukları doyurdum. Evdeki işlerimi hallettim. Tabii hepsinden önce sabah doktora gittim. Kapandı zannettim. Görüyor musunuz? Cildimde inanılmaz böyle bir reaksiyon yaşıyorum bu ara ama ne bilmiyorum. Bir haftadır sabunlarımı da kullanmıyorum. Ve stresten sürekli cildimi böyle sürekli şöyle kazıyorum. O yüzden cildim çok kötü. Neyse bakalım. Ama gittiğim doktorun cildimle hiçbir alakası yok. Şu an kendimi görünce fark ettim. Neyse bir haftadır sabunum, evde sabunum bitti. Ha dükkandan alacağım, alacağım. Görüyor musunuz sabun kullanmayınca? Şimdi dükkana gittiğimde yüzümü yıkayacağım bir kere. O güzel eşek sütlü, aloe veralı veya herhangi bir eşek sütüyle karışım olan sabunla yüzümü yıkadığımdaki farkı size tekrar arabayı bindiğimde, şu videoyu çektiğimde size göstereceğim. Neyse bakalım, sabah ben normal kendi rutin kendi doktoruma gittim. Kan falan aldırmam gerekiyordu, kan aldırdım. Birkaç tane böyle test mes bir şeyler yapıldı. Ondan sonra eve geldim, yatağımı topladım, odamı toparladım, makineye çamaşır attım. Aynen, makineye çamaşır attım. Çocukları doyurdum. Şimdi iki dakika butiğe gitmem lazım. Hemen sizi birlikte butiğe gidelim. Telefondaki şu anki şu cızırtıdan dolayı da özür diliyorum. Yani telefonumu tamire vermem lazım ve şu an telefondan ayrılamadım. Şu an hafta sonuna denk getirip veya video çekmediğim bir güne denk getirip telefonu komple işte 7-8 saatini tamirde bırakmam lazım. Şu an telefondan ayrılamıyorum. ama bu cızırtının çözümünü de bulacağız inşallah. Aynen, dükkana gidelim. Siparişler var. Onları hemen halledelim. Ondan sonra bakacağız bakalım bugün bize neler getiriyor, neler yapacağız. Hazır yine bugün böyle havayı 30 derece bulmuşken zaten ayda 2 gün bir 2 gün bir 30 dereceye görüyoruz. Bugün çocuklarla havuza gidesim var. Ama bakacağız bakalım. Haydi. Paketlerim hazır. Şimdi yeni gelen siparişler vardı. Hemen iki tane yeni gelen sipariş vardı. O paketleri de hazırlayayım. Saat 11 oldu. Bacım geldi demin. Hızlı çekimdeydiniz. Görmüşsünüzdür. Sağ olsun bir cappuccino yaptı bana. Gitti. Öyle. Öyle. Hadi şimdi diye iki paketi de yapayım. Ondan sonra iki dakika bir markete uğrayacağız. Marketten hamburger ekmeği alayım.
Bir de az bir et alacağım. Ondan sonra hemen eve gidiyoruz ve Evet, hazırlanıyoruz. ben eve geldim. Gelmeden önce hemen bir markete uğradım. Dün de kıyma almıştım ama şimdi buzluktan çıkarıp erimesi uzun sürecek diye hemen gittim, yine bir kilo daha aldım. Şöyle en acilinden çocuklara kıymalı soslu makarna. Heh, Allah Allah, bir önce düşündüysem. Kıymalı soslu bir makarna yapacağım arkadaşlar. Akşam içinde, yani ya da türlü bir şey söyleyeyim. Zaten akşam olacak neredeyse, saat 2 oldu. Bugün aslında çocuklar yüzmeye gideriz diye düşündüm ama bakarsınız saat 5'ten sonra gideriz. Şu an inanılmaz derecede yorgunum çünkü. Ömer galiba arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Gülşen de çıkıyor şimdi. Benim de birazdan türlü bir iş almaya gitmem lazımmış. Arabam yok dedi. Sabah iş arkadaşı gitmiş ama benim de uzun durmam lazım dedi. 4:30-4 gibi beni almaya gelir misin dedi. Onu alıyordum geliyordum derken saat 5 olur. Havuz çantamız hazır zaten. Saat 5'ten sonra zaten 8'de kapanıyor. O saatlerde de hava inanılmaz sıcak oluyor. En azından iyi işte. Yani akşam serinlemiş oluruz diye düşünüyorum. Böyle. Şöyle tuzunu, baharatını ekledim. Hay Allah, 2 dakika kapıya bakayım dedim. Hemen dibi tutmuş ya. La ilahe illallah. Neyse, hemen suyunu koyayım bari. Hadi, ağzı o kadar açıldı değil. Soğan, muan koymadım. Geçen gün koydum soğan domatesi, üzerinden mikar makarna yemedi. Yüzüne yandım. O yüzden bugün hiç soğan gibi bir şey koymayacağım. Direkt kıymayı şöyle. Kıymayı pınçık pınçık küçük küçük de yapmadım. Şöyle topak topak bıraktım bilerek. Et görünümlü olsun. Şöyle şu düdük makarna ile eşit boyda olsun diye. Evet, hemen şimdi kendime de güzel bir salata hazırlıyorum. Az bir iki de tavuk soteledim tekrardan, yine göğüs. Böyle bakalım, kapağını kapatayım. Bu bir pişti biliyorum. Öğlen yemeği hazır. Şöyle. Mikael aradın mı babanı? Ya. Ne dedi? Tamam. Havuz çantamı hazırlayayım. Mikael arkadaşıyla gidecek şimdi. Benim arkadaş Sercan'ın oğluyla havuza erkenden gidecekler. Akşam üzeri de ben Ömer'i alıp giderim. Gülşen gelmek istemiyor çünkü. Şöyle kendime de şöyle güzel bir şey hazırladım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bugün Turgut işe almaya gittim. Söylemiş miydim bilmiyorum ama. Oradan gelmiyor. So, şimdi biz Ömer'le nereye geldik? Yüzmeye. Biz Ömer'le saat 5'ten sonra yüzmeye geldik. Vallahi bu saatten sonra da yüzmeye gelmek akıl kâr işi değil ama neyse. Olsun, yapacak bir şey yok. Saat 5.30'a geliyor. 8'de kapanacak. Kahve aldım kendime. Oğlanlar burada. Vallahi bugün öyle çok da bir şey çektiğim bir şey olmadı. Zaten böyle günü birlik video çekiyorum 2 gündür. Şimdi buradayız. Eve gittiğimizde ne yapacağım? Ne yapacağım? Çamaşır asacağım. Yine bahçeye astığım çamaşırları toplayacağım. Kıymalı makarnayı öğlen çocuklar böyle bir anda Mikar ben yaparken havuza gitti. Yediyse Gülşen'le Turgut yemişti. Ay. Bakacağız yani, yemek var. Ekstradan bir şey yapmama gerek kalmayacak. Zaten saat şu an 7. Bir saat sonra buradan çıkacağız. İşte oğlanlar kurulanıyordu, ediyordu filan derken 8.30 gibi evde oluruz. Yarın bütün gün havuzda olacağız. Yarın bıçağı açmayacağım. Gelen siparişleri zaten artık yarın yapsam da pazartesi önce veremeyeceğim için gelen siparişleri de pazar günü yaparım inşallah. Bıçağa gelmek isteyenlere de pazar günü bıçağı açarım. Çünkü pazar günü %70 yağmur gösteriyor. Hava şu an, tabii ben sudan çıktığım için, bu arada şunları bıçağımda sattım. Şu tünikler var ya, uzun tünikler. İnanır mısınız, tam şöyle şey. Haşamanın üstüne çekmelik, aşırı güzel. Önünü açık tutun, haşamanın üstüne giyin böyle. Çünkü haşama dar oluyor hani. Her ne kadar haşama da olsa vücuda yapışıyor biliyorsunuz. Ben o şekilde burada böyle dolaşmayı sevmiyorum çünkü çöker gibi oluyor. Haliyle vücut hatlarımız belli oluyor.
hani bunun kiloyla alakası yok, hani çok zayıf olsam da hani kabul edeceğim bir şey olmayacak hissettiriyorum çünkü vücut hatlarım o kadar belli olmasına gerek yok. O yüzden ben hep böyle havuzdan çıkınca bir şey giyerdim üstüme. Daha işte geçen yıla kadar giydiklerim hepsi inanılmaz büyük, yani giydim artık resmen yerde sürünüyordu, şey gibi, cibinlik gibi. O yüzden demin de bu aklıma geldi, butikten hani bunu kendime de almıştım, ayırmıştım bu rengini. Direkt hatta böyle buraya gelirken içine haşamamı giydim, üstünü giydim, bunu komple bir elbise olarak giydim. Şimdi de mesela kahve almaya giderken de önünü açık bir şekilde bıraktım şöyle. Mesela şöyle. Önünü açık bıraktım. Böyle hafif de azıcık kurumuştum, üstümü de değiştirmeyeceğim. Üzerime çektim, aşırı güzel oldu. Gerçekten yani çok iyi. Şu an Almanya'da olanlar veya önümüzdeki haftalarda izine gidecek olanlar veya işte hani Hollanda, Fransa, Belçika fark etmez artık neredense. Almak isteyenler alabilirsiniz. Son 3 adet kaldı galiba. 2 tane fuşya. Yok, 1 tane fuşya, 2 tane turuncu, 1 tane de siyah kaldı galiba zannedersem. Diğerleri hep bitti. Anam olandan nereye gitti? Havuz tamamen boşaldı. Hani bizim olduğumuz bölüm tamamen boşaldı. Arka taraf yine birazcık dolu. Ama burası tamamen boşaldı. Şu an bizim oğlanlar resmen böyle burada oynuyorlar. Neyse öyle işte, bakalım canlarım benim. Şu kahvemi içeyim. Şekersiz günümde bugün 12. günüm. Ve mesela diyet yapmıyorum, spor yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hayatımdan şekeri tamamen çıkardım. Ve bugün sabah direkt tartıda eksi 3 kilo gördüm. Demek ki benim zayıflamama engel olan şey yediğim çikolatalar. Bu ne kız? Yediğim çikolatalar kilomu korumama neden oluyormuş. Gerçekten 12 günde 3 kilo vermiş oldum. Sadece ve sadece hayatımdan şekeri çıkararak. Şunların yaptığı şeye bakın ya. Çocuğun gözüne dikkat et, Mikael. Hala daha bitireceğim. Böyle park alanı da var. Mesela küçük bebeklerin olduğu bir kısım var. Planch bag denilen. Şu en minik bebeklerin girdiği havuz yeri. Oranın bir de böyle şöyle sallanma yeri var. Şöyle kaydırak yeri var. Ama buranın en sıcaklarda o kaydırak oluyor. Affedersin, plastik şey gibi sıcak. Yani şöyle şuraya kocaman bir şey gerilse aslında daha güzel olurdu ama neyse işte böyle. Canlarım benim. Burası böyle bir yer. Oh be, ebem gitti, yeri bana kaldı. Şurada bir kız yatıyordu, yemin ediyorum yarım saatten beri yatıyor kalkmadı da. Şöyle. Azıcık ben sallanayım bacım ya. Şöyle bacınız sallansın. Vallahi bu elbise tiril tiril 56 bedene kadar. 56-58 bedendeki bu bayan bile çok rahat giyebilir. Ay o kadar rahat ki, bir de tabii müselin olduğu için. Mesela bakın hemen de üzerimde güneşte kurudu. Haşamamdan ıslandı ama hemen kurudu. Haşama zaten biliyorsunuz hemen güneşte kuruyan bir şey. Hemen şunu ıslak haliyle çektim. Vallahi bakın şöyle hemencecik kurudu. Vallahi tavsiye ederim 30 euroya. Çok güzel. Bayağı da uzun. Yani altına böyle bir tight'la çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz bacım. Şöyle. Haydi lan. Çıkın artık. Oh. En sevdiğim şey. Turgut aradı. Ben dedi Gülşen'e dedi telefonu kapanmış. Ben de arkadaşını aradım. Onun telefonu da kapanmış. Bu arada bakın gündüzün cildimin kötülüğüne bakın. Şimdi bir kere daha sadece bir kere eşek sütlü aloe vera sabunuyla yüzümü yıkadım. Bakar mısınız hemen nasıl fayda etti? Yarın da bir kere yıkadım mı?
şey akşamda bir kere yıkadım mı daha tamamen düzeliyor. Yani sabunlar o kadar etkili canlarım benim. Çünkü sabunlarım %100 doğal. %100 doğal sabun aynen. Eşek sütlüsünü de alabilirsiniz, sadesini de alabilirsiniz. Hangi versiyonu kullanırsanız kullanın. Zaten hepsinin etkisi aynı. Sadece işte hani kokuları farklı. Neyse bakalım, Turgut dedi ki ben döner yemeye gideceğim. Gülşen'i bulayım dedi. Ben dedim ki dur dedim, bekleyin bizi dedim. Dönercide buluşalım. Biz de dedim 10 dakikaya çıkıyoruz dedim, biz de geliriz. Şimdi Semih'i de götüreceğim giderken. Hep beraber oturup dönercide yemek yiyelim. Benim karnı da artık yarına kaldı. Kuzucuk yorulmuş ablaları ve çok 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 acıkmış. Çünkü ben buna dedim ki Ömer Halil'e yemek ye öyle gidelim dedim. Yiyeceğim aç diyelim dedi. Şimdi de açlıktan ölüyormuş. Çok saattir açmış. Oğlum şimdi 10 dakika sonra hemen dönercideyiz. Tamam bak, baba da bizi bekliyor. Ama sen Mikael 10 dakika geç kalma dedi. Tamam işte şimdi giyin. Hadi git bak bakayım. Nerede kalmışlar? Git bak, ben hadi giyin. Giyin odasına. E sen acele ediyorsun. Ya ben ne yapayım? Her tarafı kum çocuğun. Az sonra bir gidince baban seni yıkasın. Ozluna burnunu yedim. Yarın hep buradayız. Yarın full buradayız. Sonunda Mikael çıkabildi. Bu üç silahşör yarın Özge'de kalacaklar. Teyze yeğen akşamı yapacak. Üçü olan. Geçen hafta Gülşen'i yapmıştı. Ha, bunlar da kıskanmışlar. Yarın siz de yapacak mısınız yarın Dubai çikolatası? Yani sushi, Dubai çikolatası Özge ile. Uy şunların yakışıklılığına bakın. Maşallah. Rabbim özene bezene yaratmış. Yani masla mı yapıyor? Ne eyvallah seni. Yersin yersin. Evet uşaklar kurt gibi acıktı. Hadi otur. Ha ya da istersen sandalyeni Gülşen'in oraya götür. Götürüyor mu oraya? Orada yok. Gülşen oraya alsın Ömer'i. Neyse bakalım. Ben de sadece bir ayran aldım kendime. Evet arkadaşlar, günün sonuna sonunu Selcan'da yapıyorum. Sağ olsun şöyle bana buzlu kahve yaptı. Semih'i bırakırken gel sana bir yorgunluk kahvesi yapayım dedi. Şöyle günü bu şekilde burada kapatıyoruz canlarım benim. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın ölmezsek yine burada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.